Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresi 256-258. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Gad yener rüştü minel gay. Hak batıldan ayrılmıştır. Femen yekfur bit tağut. Artık her kim tağutu inkar eder ve yükmin billahi ve Allah'a iman ederse fakat ke bil urvetil vuska e, len famaleh hiç kopmayacak sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Vallahu semiun alim Allah işitendir, bilendir. Değerli izleyenlerim, bu gerçekten çok dikkat çeken bir ayet-i kerime. La ikrahe fid din dinde zorlama yok. Din tebliğe dayalıdır. Peygamberler gelir, Allah'ın dinini tebliğ ederler. Ve kimse üzerinde bir baskı kurmadan hak vakikatı beyan ederler. Peygamber yolunda giden, Allah'ın dinini tebliğ eden alimler, bilen kimseler de yine böyle yaparlar. Kimseyi zorla Müslüman yapmak, e, diyelim silahı dayayarak ya Müslüman olacaksın ya da öldürürüz şeklinde bir şey dinde söz konusu değildir. Ayet-i kerimenin sebebinin zülü olarak şu olay nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Medine'ye hicret etmezden önce işte orada oradaki Müslümanlardan birisinin oğlu, iki tane oğlu Hristiyan olmuşlar. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde onlar da bir vesileyle Medine'ye geliyorlar ve babaları Müslüman, babaları bunlar üzerinde baskı kuruyor ve zorla Müslüman olmalarını arz ediyor. Ve Peygamberimizle de bu konuyu konuşuyor. Ya Resulallah göz göre göre oğullarımın ateşe gitmesini mi seyredeceğim diyor. Ancak e, bununla alakalı ayet-i kerime nazil oluyor. La ikrahe fid din gad tebeyyene rüştü minel gay. Yani dinde ikrah yoktur, dinde zorlama yoktur. Artık hak batıldan ayrılmıştır. Böyle olunca e, dileyen kendi iradesiyle iman eder, dileyen de yine kendi iradesiyle küfrü tercih etmiş olur. Bu ayet-i kerimeler nazil olduktan sonra o Müslüman zat e, oğulları üzerinde baskı kurmaktan vazgeçiyor. Günümüzde bir kısmı İslamiyeti silah zoruyla, kılıç zoruyla e, bir dayatma sistemi olarak görme temayülünde sanki Müslümanlar e, işte zorla başkalarını Müslüman yapıyor Tarihte bu böyle olmuş şeklinde yanlış kanaatler var. Hepimiz vicdanen biliriz ki birisi silahı bize dayasa, zorla kendi dinine çevirmek istese, can korkusuyla o anda tamam diyebiliriz belki ama kalbimiz yine onun dediğini kabul etmez. Üstelik kalbimiz ona karşı daha böyle kinle dolar. Bu bizim için böyle olduğu gibi başkaları için de elbette benzeri şekildedir. Dolayısıyla zorla Müslüman yapılması söz konusu değildir. İslamiyet tebliyle yayılmıştır ve Müslümanlar gittikleri yerlere Allah'ın dinini götürmeye çalışmışlar. Oradaki insanlara tebliğ etmişler ve bunun neticesinde bir kısmı iman etmiş, diğerleri yine inkara devam etmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine'de bir İslam devleti kurulmuştur. Ve kurulan bu İslam Devleti'nde e, münafıklar da var. Diğer taraftan müşrik Araplar da var. Yahudiler, Hristiyanlar da var. Ve bunlar aynı toplum içerisinde yaşayabiliyorlar. Her ne kadar ağırlık Müslümanlar da, idare Müslümanlar da ama diğerlerine de karışılmıyor. Peygamber Efendimiz döneminde bu böyle olduğu gibi mesela bir Endülüs Emevi Devleti, e, işte günümüz İspanya'sında 700 yıl devam eden bir devlet. Burada Yahudiler, Hristiyanlar Müslüman idaresi altında yaşamışlardır. Bir Abbasiler döneminde, bir Osmanlılar döneminde yine Müslümanlarla gayrimüslimler beraberce yaşamışlardır. Şu anda İstanbul'da bir kısım kiliselerin devam etmesi ve Osmanlıların hakim olduğu diğer ülkelerde yine kiliselerin camiyle yan yana devam etmesi bunun en güzel göstergelerinden birisidir. Demek ki dinin özünde, dinin esasında zorla Müslüman yapmak yok. Kimseyi dine zorlamak yok. Ancak tebliğ var. Allah'ın dinini duyurmaya, ulaştırmaya çalışmak var. Bununla beraber dinde zorlama yok derken elbette bütün insanlar istediğini yapsın tamamen keyfe mayeşa bir tavırda söz konusu olamaz. Buna da ayrıca dikkat çekmekte fayda görüyorum. Mesela nasıl ki günümüzde trafiğe çıkan birisi bir takım kurallara uymak durumunda. Onun gibi elbette İslami hükümlerin hükümran olduğu bir toplumda da o toplumu meydana getiren fertler gerek Müslümanıyla gerek gayrimüslimiyle bir takım kurallara uymak durumundadır. Bu zorlamak demek değil ama hayatın düzgün akışı açısından gerekli olan durumlardır. Ve ben Müslümanım diyen bir kimse elbette belli bazı esaslara da riayet etmek, uygulamakla mükelleftir. Ve ayetin devamında her kim tağutu inkar eder, Allah'a inanırsa denilmiş. Tağut, Allah yerine ikam edilen şeyler, bir takım putlar, şeytan, nefsi hatta tabiat dahi bir tağut, bazıları tabiatı bir ilah gibi kabul edebiliyor. Demek ki önce batıl mabutları reddetmek gerekiyor. La ilahe illallah derken de benzeri bir durum var. Önce la ilahe, hiçbir ilah yok diyoruz. Yani batıl hiçbir ilahı kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. İllallah, ancak Allah var. İşte e, tağutu inkar da bütün batıl mabutları inkar etmek anlamındadır. Ve e, işte Firavun gibi, Nemrut gibiler batıl birer mabut haline getirilmiştir. Bunlar kendilerine bir takım insanları kul köle edinmişlerdir. Bunları inkar etmek de bir esas oluyor. Ve ardından Allah'a iman etmek, menfi olanları reddetmek, Allah'a da iman etmek. Bunu yapan kimseler çok sağlam bir kulpa, kopmayacak bir ipe tutunmuş olurlar. Tabi burada Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipidir. Ve atasimu bi hablillahi cemiyah, Allah'ın ipine e, toptan sarılın Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ve Allah'ın ipine sarıldığımızda Allahu Teala e, bizi e, içinde bulunduğumuz çukur hallerden kurtaracaktır. Selamete çıkaracaktır. Ayetin devamında zaten bu manaya da dikkat çekiliyor ve Allahu Teala şöyle bildiriyor. Allahu veliyullezine amanu. Allah iman edenlerin velisidir. Yar ve yardımcısıdır. Yuhricuhum minaz zulumat ilen nur. Onları zulümattan nura çıkarır. Karanlıklardan onları aydınlığa çıkarır. Allahu Teala'nın veli olması şu manada değerlendirilebilir. Biz diyelim bir öğrenci velisi olduğumuzda o öğrencinin bütün masraflarını deruhte ederiz. Onunla birebir ilgileniriz. Allahu Teala kendine iman edenlerin velisidir. Onların yar ve yardımcısıdır. Onların ihtiyaçlarını görür, onlara e, hidayet yollarını gösterir. İşte devamı zaten bunu ifade ediyor. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Burada ifade edilen karanlıklar mesela cehalet bir karanlıktır. Cehalet karanlığından ilim aydınlığına onları çıkarır. Küfür başka bir karanlıktır. Küfrün karanlığından imana onları çıkarır. Bir takım şüpheler, vesveseler içinde boğulmak, bocalamak, tereddüt içinde olmak bunlar da yine birer karanlıktır. Bu, bu gibi karanlıklardan Allahu Teala ehli imanı aydınlığa çıkarır. Nasıl ki her gece her taraf karanlık içinde oluyor. Sabaha girildiğinde ise etraf aydınlanıyor. Eşya gerçekte olduğu gibi görülüyor. Bir kimsenin de kalbine iman doğduğunda o kimse küfür karanlıklarından kurtuluyor. Ve bir kimsenin aklına, zihnine ilim nasip olduğunda, e, ilim öğrendiğinde cehalet karanlıklarından kurtuluyor ve böylece o kimse aydınlanmış oluyor. Vellezina <laughs> keferum inkarcılara gelince evliya uhmut tavut onların dostları tağuttur. E, yani Allah dışında mabut kabul edilen bir takım şeyler, batıl mabutlar e, onlardır yuhricunahum minen nuru ila zulumat. Ve bu batıl mabutlar onları e, nurdan zulümata çıkarırlar. Buradaki nur şu anlamda değerlendirilebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Küllü mevludin yuledu alal fıtra. Dünyaya gelen her kimse fıtrat üzere doğar. Tümme ebevâhu yuhevvidâni ev yunasrâni ev yümeccisâni. Son anne babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar veya Mecusi yapar. Demek ki insan yaratılışta Allah'ı kabul edecek, Allah'ın dinine teslim olacak kabiliyette. Böyle olunca e, bu tağutlar yani batıl mağbutlar insanları asıl fıtratından başka mecraya sürüklüyorlar. Ve böylece onları o fıtratın, fıtratı selimenin aydınlığından küfrün karanlıklarına, cehalet karanlıklarına sürüklemiş oluyorlar. İşte tarihte Nemrut gibi, Firavun gibi küfrün önde gelen liderleri peşlerine takmış oldukları insanları karanlıklara götürmüşlerdir. Belki onlara aydınlık vaat etmiş olabilirler ama götürmüş oldukları yer bir karanlıktır. Karanlık fikirler, karanlık emeller ve karanlık uygulamalardır. Ulaike ashabunlar <laughs> İşte tağutun peşinden gidenler, onlar e, cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Ayetin devamında Hz. İbrahim'in Nemrut'la olan mücadelesi anlatılıyor. Ve böylece tağutluğa Kur'an-ı Kerim'de bir misal de verilmiş oluyor. Hz. İbrahim'in zamanının tağutu olan Nemrut'la mücadelesi. Elem tara ''Görmedin mi?'' Buradaki ilk muhatap Peygamber Efendimiz. Ama tek muhatap Peygamber Efendimiz değil. Hepimize Cenab-ı Hak bu şekilde hitap ediyor. ''Görmedin mi?'' diye <laughs> حَاجَّ İbrahim ف۪ي Rabbi ''İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmaya giren, mücadeleye giren kimseyi görmedin mi?'' En اَاتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكُ ''Allah kendisine mülk verdi diye, Allah kendisine bir saltanat verdi diye'' İbrahim'le Rabbi hususunda mücadeleye girişen kimseyi görmedin mi? İzgale İbrahim'u, İbrahim şöyle demişti. Rabbi yellezi yuhi ve yumit. Benim Rabbim hayatı verir, hayatı alır. Gale ene uhi ve ümit. O kimse dedi ki ben de hayatı verir, hayatı alırım. Gale İbrahim'u, İbrahim bunun üzerine şöyle dedi. Fenne Allah yeti bir minel meşrik. Allah güneşi doğudan getirir. Fet bihi minel mağrib. Haydi sen yapabiliyorsan batıdan getir güneşi. Batıdan getir de görelim. Fe buhit kefar bu durum karşısında o inkarcı kimse şaşırıp kaldı ve diyecek bir şey bulamadı. Vallahu la yehti kavme'z zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez. Değerli izleyenlerim, burada iman küfür mücadelesinin tarihi örneklerinden birisini görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam en büyük peygamberlerdendir. Peygamberlerin atası olan bir peygamber. İşte o zamanda puta tapan insanlar var. Babası da puta tapanlardan birisi. Hatta put yapıp satanlardan birisi. Hazreti İbrahim bunlarla mücadele ediyor. Ve onların putlarıyla mücadele edince o zamanın idarecisi Nemrut bunu yakalatıyor ve zindana attırıyor. Daha sonra da büyük bir ateş yaktırıyor ve o ateşe attırıyor. O işin ayrı bir yönü. Ama ateşe attırmazdan önceki bir durumu okumuş olduğumuz ayet-i kerime ifade ediyor. Ve Nemrut soruyor Hz. İbrahim'e senin Rabbin kim? İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim hayatı verir, hayatı alır. Bunun üzerine Nemrut kendinin de hayatı verdiğini, aldığını göstermek istiyor. Zindandan iki kimse çağırıp bunlardan birini orada öldürtüyor, diğerini serbest bırakıyor. Diyor ki bak ben de hayatı veriyor, hayatı alıyorum. İbrahim Aleyhisselam onun daha kolay anlayabileceği bir misali veriyor ve diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan getirir, Haydi sen batıdan getir görelim. Bunun üzerine Nemrut diyecek bir şey bulamıyor ve mağlup oluyor. Ve hırsını Hazreti İbrahim'i ateşe atmakta teskine çalışıyor. Ama Allahu Teala Hazreti İbrahim'i muhafaza ediyor. Ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Biz diyor ateşe dedik ki ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Ve böylece Ateş Hazreti İbrahim'i yakmıyor ve bu çetin imtihandan Hazreti İbrahim başarıyla çıkıyor. Burada Nemrud'un demiş olduğu "Ben de hayatı verir, ben de hayatı alırım." aslında hayatı vermek, hayatı almak değil. Yani bir insan kendisi hayatı yoktan yaratamaz ve ölüm taraf ilahiden yaratılmış bir şeydir. Vakti geldiğinde herkes bir sebep tahtında ölecektir. Hayatı verip hayatı almak güneşe de sahip olur, bir kudreti gerektirir. Yani güneşi elinde tutamayan, güneşi doğudan getirip batıya götüremeyen bir kudret, hayat iddiasında bulunamaz, ölüm iddiasında bulunamaz. Çünkü en küçük bir canlının hayatı için havaya ihtiyaç var, suya ihtiyaç var ve bu arada güneşe de ihtiyaç var. Dolayısıyla en küçük bir canlıda da güneşin hissesi var tabirca caizse. Böyle olunca e, hayat bütün kainatla alakalı bir olay ve hayat mahsulünün meydana gelebilmesi için kainat çapında çarkların dönmesi gerekiyor. İşte İbrahim Aleyhisselam e, Nemru'da bunu hatırlatıyor. Hayatı vermek, hayatı almak, zindandan bir adamı çıkarıp kurtarmak veya öldürmek olayı değildir. Hayatı verip almak güneşe de sahip e, olur güneşe de gücü yeter, bir kudreti gerektirir. Ta ki bütün kainat onun elinde olsun, kainatın çarklarını istediği gibi döndürsün ve o şekilde hayatı versin, hayatı alsın. Gerçekten de değerli izleyenlerim, hayatın sırrı bugüne kadar çözülebilmiş değil. İnsan bir madde yığını, ama insanda aynı zamanda hayat da var. Bir kimse vefat etmezden önce tartılsa, vefat ettiğinde tartılsa kilosu aynı çıkacak. Ama ondan bir şey çıkıyor. Ondan ruh ayrılıyor. Ruh ayrıldığında artık onda hayatta yok. Rusya 70 yıl komünist sistemi uyguladı ve bu komünist sistemde din bir afyon olarak kabul edildi. Ve Allah'ın varlığı reddedildi. Yeni yetişen nesillere bu bir din gibi telkin edildi. Ama Neticede bu tutmadı. Tutmayışının en mühim sebeplerinden birisi hayat meselesidir. Ve ilim adamları bakıyorlar ki e, hayat Cenab-ı Hakk'ın taklit kabul etmez bir e, mührü hükmünde. Ve laboratuvar şartlarında bırakın insanı, böyle çok basitinden bir canlıyı insanlar meydana getiremiyor. İşte e, bir hücreli bir takım canlılar var. Onların terkipleri belli hangi maddeden ne kadar var belli. Onları laboratuvar şartlarında bir araya getiriyorlar ama oradan bir canlı meydana gelmiyor. Demek ki ona hayat vermek ayrı bir olay. Madde ötesi bir olay. İşte Allahu Teala e, alemi yaratmış, alem içinde hayatı da yaratmış. Aynı zamanda ölümü de takdir etmiş. Bir hücreli canlılar işte yaratılıyorlar. Belki bir iki saniye içinde ölümü tadıyorlar. Bir başka canlının diyelim belki bir haftalık ömrü var. Bir başkasının belki bir aylık ömrü var. İnsanların 60-70 yıllık ortalama ömürleri var. E, diyelim kaplumbağaların belki 200-300 yıl ömürleri var. Allahu Teala bu manada hayatı takdir etmiş, ölümü de takdir etmiş. Ve bu takdir edilen şekliyle gerek insanlarda gerek diğer varlıklarda hayat ve ölüm tecellileri devam ediyor. Allahu Teala bir yandan hayat veriyor ve onları yaşatıyor. Ardından vazife bittiğinde onları dünyadan gönderiyor. Demek ki hayatı vermek, hayatı almak doğrudan doğruya Allahu Teala'nın tasarrufunda olan bir durum ve okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu kıssa bunu çok net bir şekilde bize bildiriyor. Bazı tefsirlerde şöyle bir ayrıntıya girilmiş. İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim hayatı verir, hayatı alır dediğinde işte Nemrut ben de hayatı verir, hayatı alırım diyor. Ee, i̇şte birini öldürtüyor, diğerini serbest bırakıyor. Bu olayı nazara veriyorlar. Ardından da diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam baktı ki muhatabı birinci delilden anlamadı. Bu defa ikinci bir delile geçti ve güneş delilini nazara verdim. Aslında İbrahim Aleyhisselam ikinci bir delile geçmiş değildir. Ancak hayatı verip hayatı almanın başka bir delilini zikretmiştir. Yani hayatı vermek, hayatı almak güneşe de sahip olur bir kudreti gerektirir. Güneşe sahip olmayan, havaya, suya sahip olmayan elbette hayata da malik olamaz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle Hayırlı günler diliyorum.